Merhaba arkadaşlar, Karanlıktır TV ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 3 yıldız olmuşum. GP'ye basa basa 3 yıldız olduk. Şimdi bunun şerefine ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Kutu açacağız, ay yıldız kutusu açacağız. Ve arkadaşlar bu arada şu hediye olayını hayli anlamayan, affedersiniz de embesiller var aranızda. Ulan da videoda gösterdim, hala gitmiş bana isim değiştirme yolla diyenler var. Onlarla zaten cumartesi gönderim de zaten bir şey olacak. Burada atalım şöyle. Zaten cumartesi alamayacak hiçbir hediye onlar yazanların. Ben gösteriyorum, inadına yapıyorlar. Ha neyse, fazla ileri gitmeyek, yeter bu kadar. Cumartesi hediyesini beni izleyen, yani ne göndereceğimi izleyen, gören alın alacak, alamayan alamayacak. Yani bıktım artık var ya arkadaşlar gerçekten. Yani gerçi benlik bir sorun yok da adamlar alamayacak, yani sorun burada. Şimdi bunları geçelim arkadaşlar. Şu videoları da baştan sona kadar mutlaka izleyin. İzleyin ki bir şeyler yakalayın, kapın. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? 3 yıldızın şerefine 3 yıldızın şerefine ne açacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ya bunu ya bunu. Şimdi içinden bir dakika şöyle bakmam lazım. Bunu salla gitsin. Şimdi şu işime bu yaramaz, yaramaz, yaramaz. Arkadaşlar sandık bundan çıkmış. Vardı ne sandığı, görünüş, savunma. Kral kurt da işe yarar, savunma da yarar. Yalnız ondan kutudan sonra bunlar çıkıyormuş. Bakalım şöyle. Ya bunu ben kendim açacağım arkadaşlar. Bunu boş ver. Bunu hatta bilmiyorum, video da gelir belki de. Şunu 83 tane yaptım arkadaşlar. Şey var mı? Ha, yokmuş. Daha çıkabilir bundan. O yüzden açmayacağım. Biraz daha biriksin. Şunlardan da bayağı bir var. 390'den 30 tane falan, 20'li 30'lu var buralarda. Nereden o 30'lu? Hah, çıktı. Arkada 30 tane falan. Bunlar açması bayağı bir şey olacak. Benim derdim OG dövmesi çıkarmak değil, rastgele açıyorum arkadaşlar, kalabalık olmuş. Şimdi şunu açacağız arkadaşlar. Şunların çıkacağını sanmıyorum da biz aşağıya bakalım. Yıldıray Barbaros, o da işime yaramaz. Çanta, güç. Bunu açacağız arkadaşlar, bakalım ne çıkacak acaba. Tam 340 tane var. Sesi, oğlum hep yanlış yere gidiyoruz tabii. Ses yerine gireceğiz, oraya giriyoruz. Şu 136 tane bundan, 161 tane de bundan. Bunlar zaten şeyden çıkıyordu, efsanevi kasa bitti. Şey de bitti, Kralın kutusu. Tamam, o da bitti. Bunlarla ilgili de bir video gelir. Bu arada bunların bir Kralın kutusu atıyordu galiba, ben yanlış hatırlamıyorsam. Aa evet, bakın bu atıyormuş. Eğer atarsa o da efsanevi kasa atar, bunlardan çıkartma şansı olur. O yüzden çıkacak şeylerden kurtulmak lazım. Bundan da efsanevi kasa çıkıyor. Bunu ben kendim atacağım. Şunu, şunu, bir de şunu ortadan kaldırmak lazım bu olay için. Bunu boşver de. Evet arkadaşlar, şimdi 340 tane açacağız, bakalım ne çıkacak. Haydi başlayalım, bismillahirrahmanirrahim. İlk işe, evet bakın arkadaşlar, Kralın kutusu çıktı. Yalnız arkadaşlar bu da veriyordu. Bu kutu güzel arkadaşlar, bundan versin. Eğer 100 taneyi falan tamamlayabilirsek onunla ilgili bundan sonra bir video gelir. Abi Yıldıra benim işime yaramaz. Arkadaşlar şu Yıldıra karakterini hiç kullanmadım da, ama işime yaramaz. Ben 10. yıl karakteri kullanıyorum. Aynen Çağatay Yıldız'ı oyunu kadar bence arkadaşlar. Kırmızı taksi zaten o galiba. Yıldıray o muydu lan? Aha şey de çıktı arkadaşlar, bayağı bir uzak. Gerçi bu dövme işe yaramayacak da, çünkü uzun süresi. Barut efsanevi eşya paket. Kardeşim bunun setini veriyorum da taklası kötü, kullanamıyorum ki ben. Evet arkadaşlar, dediğim gibi videoları baştan sona izleyin ki sonunda bak, geçen bir kartal diye bir şey yazmışlardı adamlar baştan. Ben dedim ki sonuna kadar izleyin, diyeceğimde ne dediğimi bulursanız sonunda size göndereceğim demiştim. Adamlar demek ki baştan sona kadar izleyen o kadar kişi izlemiş, gerisi izlememiş.
baştan sona kadar. Çünkü yani öyle bir şey yaparım. Dikkatli olun, o yüzden izleyin. Ateş Diriliş 5 günü. Güzelmiş. Ya güzelmiş diyorum. Neresi güzel bunun yani? Hiç gücü mücü yok bu karakterin. Normal ateş bile daha güçlü arkadaşlar. Düşünün yani artık. Aradaki farkı. Ulan işe yarar bir şey ver ya. Pençenin 10 günlüğünü verse güzel olur aslında. Çünkü pençenin de karambit de bayağı bir çıktı lan. Özel yama kutusu iyi çıkıyor. Barut Diriliş verdi bu sefer de. Yıldıray. Abi sen şey ver ya. 10. yıl kasası mı kutusu muydu? Yeni gelen kutudan verse. Ya da Galun kutusu aslında arkadaşlar. İyi oluyor. Nadir eşya da atıyor. Ha işte bu 10. yıl kutusu. Bundan 20 etti arkadaşlar. Bundan bayağı bir çıkartabilirsek açacağım arkadaşlar. Ama 100 taneden az çıkarsa kendim açacağım. Ya yani bu bayağı bir kavalin çıktı. İyi ki açmışım kavalinleri. Lan 50 tane etti neredeyse. Bayağı bir atıyor burada. 15 tane yama kutusu. Bunlardan da eşya çıkarma süresi için uğraşırım. Bir barut diriliş daha çıktı. Ya arkadaşlar burada benim istediğim aslında en çok vermesi bu kutu. Bu kutu çok değişik arkadaşlar. Şey veriyor. Efsanevi silahlar, klan silahlarını veriyor. Şey var yaptım zaten, bakın şurada. İnelim aşağı. Şu 1015 günlük arkadaşlar. Bunun süresi uzun da. Şunun süresini uzatmaya çalışıyorum. Bu 5 7 günlük, 29 günlük yaptım. Daha önce bir 100 tane vardı, onu açtım. 29 gün etti. O yüzden yani ondan çıkarsa daha iyi olur. Klan silahı atıyor. 5 tane daha çıktı. Ne kadar çıktı? 15 20 25 etti arkadaşlar galiba benim ettiğim saydığım kadarıyla. Yalnız az veriyor bu kutudan niyese. Diğerlerinden çok veriyor. Ateş Diriliş 5 günlük mü çıktı lan? 3 günlük mü o? Ha, 5 günlük. Ya bir git oğlum, bunların hepsi var ya şey. Dur bakalım. 15 burada. 20. 25. 25 tane çarpabilmişiz ondan da. Yok la, bir 15 daha çıkması gerekiyordu. 25. Ha bak burada. 25, 30, 40. 40 tane çıkarmışız. İyi, tamam, güzel. İnşallah daha fazla çıkar. 70. Yani 140'ı bile, 150'yi bile geçecek durumda çıkarsa güzel olur. Çok değişik şeyler çıkıyor içinden arkadaşlar. Galun kutusu ondan da çıkar. Yani atıyor. Bu arada Galun kutusu da bayağı bir çok oldu arkadaşlar. Geçti bayağı bir. Ya şu karakterleri kullanacağımdan değil de şimdi süs olsun diye envanterde duruyor. Süresi bitince defoluk giderken. Ya da envanter fazlalık yaparsa kendim atacağım. Şu an envanterde bir şeylik yok. Yani kalabalık yapıyor anlamında envanter doldu diye bir şey gelmedi. O yüzden karakterleri tutuyorum. Ve bir de şeyi tutuyorum arkadaşlar. Neredeydi o? Ne tutuyordum onu? Ha pardon, şey gördünüz mü şunu? Arkadaşlar zaten dolu derse şunu atacağım. Sonra şu zaten kendi gidecek. Bunlar dursun. Ellemeyeceğim. Bunlara da burada bir şey var mıydı? Yok. Dövmeleri zaten attıydık hatırlıyorsanız. Sadece bunları bıraktım. Şimdi sağa çıksa biraz iyi olur. Ekipmandan da bir şey atamayız. Karakter atar mıyız? Ona da ana şansa bak la, bir günlük kalmış. Yani açmasak gidiyormuş. Mavide 2 kaç gün kalmış barut? O 16 günlükmüş. Demek ki bu daha yüksek. Arkadaşlar şunlardan birini atsam mı diye düşünüyorum. Dursun ya, neyse dursun dursun. Ah yeter artık ya, dursun. Buradan ha şey vardı. Şunu kaldır. Şunu ben kendim açıp kaldıracağım. Yalnız şey verdiği için bundan da çıkacak ya. Of, karıştı gene işler bak ya. Buradan ne alırız? Atarız. Şu ikisini basarım, kullanırım. 22 tane. Gerisi durur. Şunu atayım aslında. Ama yeşil oda da, yeşil oda da. Neyse ya, anlamadım ben. Yeşil oda da iyiydi arkadaşlar. İşte, turuncu oda fazla ekipman veriyor. Yani ben almadım onu dükkandan, A paketinden aldım. Dolu olursa onu da atacağım. Dolmadığı sürece dursun. Bu arada pençenin süresi de geçti. Kara pençeyi 3 haftada süresini doldurdu. Aa, şu 7 günlük iyi oldu arkadaşlar. Çünkü en uzun çıkan bu oldu.
değil mi? 3 gün buydu değil mi? Evet arkadaşlar, bunu kullanabilirim. Hatta bir dursun da bu. Belki 10 günlüğü çıkarsa 10 günlüğünü kullanacağım. Çünkü şey etti. Nerede o? Bakın 363 günlük. Yani 2 gün daha, bir dakika, 364 bir günlük koyarsın arkadaşlar. 2 365 olursa almıyor. Yani 3 günlüğü koyarsam aslında 3 günlük biterse onun süresini de şey yapabiliriz. Olur da ben hiç öyle uğraşmak istemiyorum. Dim direkt en uzun süreli çıkanı basacağım. Allah da gene yanlış çıktı bak ya. En uzun çıkan süreli basacağım. Bu arada o da ben o pençeler nereden çıkarmıştım arkadaşlar? Bir saniye. 10 günlük pençeler nereden çıkardım ben? Ha bundan çıktıydı arkadaşlar. Ha bu kutudan çıkıyordu. O zaman hepsini dönüştürürüz. O çıkan şeyi de alırım. Ya çanta verme abi, çanta verme. İşe yarayan bir şey yapma. Şu kutulardan at. 10. yıl 30 saat. Karambit at. Şunlardan da eşya uzatma süresi çıkartırız. Lan ne çok dibiliş karakteri çıktı. Keşke işe yarasa da. Onun diye silah, bunları da atarız. Barut diriliş de bayağı bir çıkıyor. Yalnız benim anladım arkadaşlar, şu şey ekipman verişini bir kere veriyor. Gerisini çok veriyor. Şunlardan bari birkaç kere çıkarttırın da, bunu bir kere atıyor bir daha vermiyor. Ne biçim bir saçma bir şey la bu. Geçenki açtığımızdaki gibi bundan 3 tane açtım ben arkadaşlar, yani yüksek miktarda. Birincisinde ateşin ekipmanını, ikincisinde de ateşin ekipmanını, üçüncüsünde şu an açtığımızda Bartun ekipmanını verdi. Yani bir tane vermesi kötü oluyor. Hiçbir işe yaramaz gibi bir şey oluyor. 5 günlük zaten. Ama öbürleri sürekli çıkıp duruyor. Hadi bunları açıyorsun, 10-20 böyle gel sırayla. Bunun altında başka bir şey daha mı yazıyor? Yokmuş, tamam. Şöyle kalsın da. Arkadaşlar bayağı bir şey çıkardık ama çoğu işe yarayacak, çoğu işe yaramayacak. Şu dövmeler işe yaramayacak mesela. Süresini gördünüz zaten, 400 günü geçmiş. Sağ çıksa iyi olur diyeceğim de sağ da çıkmıyor. Şey veriyor, o 10. yıl yeni gelen kutu. Ama ondan da hep solla sırt çıkıyor. Öyle bir ayarlamışlar ki sağa çıkmıyor. Kesinlikle çıkmıyor arkadaşlar. Hatta bir video çekmiştik onunla ilgili, bir sürü 100-200 tane mini açmıştık hatırlıyorsanız. Hep sol verdi. Aa bu kutudan arkadaşlar. Sağa çıkmıyor, yani imkansız bir şey sağa çıkarmak. O kadar açtık hep sol veriyor. Sağı da yazmışlar ama sol veriyor. Böyle saçma bir şey yok ya. Yani şu Barbaros karakterini falan vermesini istemiyorum. Vermiyorum. Bunu da verme. Verme. Bunu da istemiyorum. Çantayı da istemiyorum. Ah tamam, bundan ver. Bunu da verme. Ulan 10 taneden arkadaşlar bir şey hesaplayacağız. Bakalım durum ne. Şimdi ben oraya hesaplayamadım. Hadi diriliş karakteri de işe yarıyorsa ya, zaten o ekstradan veriyor. Şu 10 taneden kaç tane işe yarar şey çıkacak bakalım. Bir tane işe yarar şey çıktı. Sayalım. Bu da yarar gibi. 2 3 Bunu salla. 4 5 6 ekstrayla sayarsanız 11 tane oluyor. 7 tane işareyen şey çıktı. Ekstrayla beraber. Yani çoğu çöpe gidecek. Hatta şu Galen kutusu da bayağı bir geçti süresi ya. Ben onları şimdi nasıl yapacağım ki? O zaman şunlardan biraz daha çıkacak arkadaşlar. Onları açınca. O yüzden bunu ve şeyi kaldırmayı ilk hedefler bunları kaldırmak. Üstteki Amazon kutusu mu neyse onu da kaldırmam lazım arkadaşlar. Hatta bu kutuyu da açmam lazım. İnşallah yüzü geçtiyse bir başka bir gün biz beraber açarız. Yüzün üstünü geçmediyse kendim açacağım arkadaşlar. En son 40 mıydı? 35, 40'tı. 10 tane çıktı, 50. 5 tane daha çıktı, 55. Saymadığımız ayrıca bir çıktı. 45 tane oradan. Yüzü geçerse açalım bakalım. Aslında arkadaşlar şu şeyi alsam mı ki? Şu silah neredeydi o bak.
alayım ki acaba? Ama ben kullanmayacağım da dursun mu ki acaba ya, o kadar çıktı. Bazısı sniper'ların da otomatik alıyor. O otomatik iyi işe yarıyor da. Ama ben şimdi ne yapsam bunlar? Evet arkadaşlar, en iyisi envanter dolu diyene kadar Allah onu da dursun. En iyisi böyle yapmak olacak. Ulan bir bitiremedik gitti ya lan. Diriliş barut. Ha işte bu silah tarzı arkadaşlar. Ulan uykum da gelmiş ama. Bugün ne arkadaşlar? Perşembe. Bu videoyu perşembe çekiyorum. Atabilirsem perşembe günü, atamazsam cuma günü gelir. Öbürünü de çekiliş videosu olarak yapabiliriz. Cumartesi nasıl olsa. Aha bir 15 tane daha çıktı. Ne kadar nakitimiz kalmış? Bakalım. Şunu salla, şunu kapatırsak 90. Tamam bu yeter arkadaşlar, büyük ihtimal daha yüklemeye gerek yok. Zaten maaşı da almadım. Maaşı alayım, yüklemem. Ya yüklerim ya yüklemem, belli olmaz. Ama yetecek miktar var diye düşünüyorum, yüklemeyeceğim. Çünkü zaten abonelerin yarısı gereksiz şey istediği için alamıyorlar, nakit kalıyor öyle. O yüzden yüklemeye gerek yok. Hedefimiz 500 abone arkadaşlar. 500 abone de isim değiştirme dağıtılacaktır. Bunu söylemiştim, bir kere daha söyleyeyim. İsim değiştirme istiyorsanız bol bol davet atın arkadaşlarınıza, çağırın kanala. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim, bu kadar yeter. Aha bir 5 tane daha çıktı. Yalnız var ya arkadaşlar, bayağı bir şey yaptı ya. Kutular var ya, kutu şeklinde. Kutulardan bayağı bir şey attı. Ya bu arada şu Yıldıray denilen karakter acaba 10. yıl karakterinden güçlü mü yoksa şey mi? Aynı güçle mi yoksa güçsüz mü? Ben onu merak ettim. Sürekli ben envanterden atıp duruyorum o karakteri. Eğer güçlüyse, yani güçlü olduğunu sanmıyorum da onu karşılaştırma yapacağım arkadaşlar video sonu. Onu bir karşılaştıralım bakalım. 10. yıl mı güçlü, o mu güçlü? Eğer o güçlüyse onu alırız. Lan ne karanlık çıktı ya. Ah be, şu dövmeler de işaretmiş. Hatta arkadaşlar benim aklıma bir şey geldi. Acaba şey mi yapsam ki, dövmenin süresini uzatmanın yolunu buldum arkadaşlar. Gerçekten olabilir aslında böyle bir şey yapsam. Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi buldum. Sağ taraf çıkmadı diyordum. Şimdi arkadaşlar o çıkan setler 3 gün 3 günlük çıkmış. Ya şeyden de çıkacak büyük bir ihtimal. O az önceki 10. yıl kutusu 10 günlük atıyor. Arkadaşlar şöyle yapabilirim aslında, ben o dövmeleri nerede bir küçük kısmına göstereyim dövmeye. Arkadaşlar şu durur. Şu 416 günler atarım. Öyle alsak aslında onun zaten bugün fazla arkadaşlar. Bugüne kadar, bu zamana kadar oynanır mı acaba? Onu bile bilmiyorum. Hatta bunun süresini yükseltmek için eğer 269 mu? Eğer öyle bir şey olursa bunları atayım. Üstüne ekledikçe sağ yükselsin. Onlar yavaş yavaş yükselsin. Aslında arkadaşlar bu olabilir ya. Ben bunu niye önceden düşünemedim ki? Olabilir arkadaşlar. Eğer bayağı bir günlük çıkarsa bunu yapacağım gerçekten. 400 gün zaten ne olacak sanki 400 günse. Gerçi 200 gün yeter de arkadaşlar, yani boşa gitmesin anlamında sürekli dönüştürüyorum. Onu ben kendim yaparım, hesaplarım. Çünkü sürekli solla sırt çıkıyor. Sağ taraf çıkma ihtimali düşük. En azından öyle yükseltebiliriz. Öbür taraflı set çıkmadığı halde solla sırt çıkıyor sürekli. Aha 7 günlük çıktı bu sefer de. Evet bu şekilde yükseltebiliriz arkadaşlar. 3 günlük daha güzel. Aha, arkadan bir 3 günlük daha verdim. Ardar dağıtıyor. Barbaros. Ateştirmiş. Tamam şu geldi. Ama neyse alırız o yakında. Belki bir tane daha çıkar, belli olmaz. Kutunun sağa solu. Gerçi biraz lan 360 tane açtık şunlardan. Zaten bunlar çıkmaz arkadaşlar. Öyle yazdığına bakmayın siz. Kimse çıkartamaz. Yani şey demeyin de, büyük konuşmuş gibi olmaz da.
çıkmaz arkadaşlar. Oraya yazmışlar da onu 110 nokta 10,50 ve 100 milyon GP kuponları. Ulan 1 milyon GP kuponunu zaten zor koyuyorsunuz kağıt paketine. Bunlar mı çıkacak sanki millet? Arkadaşlar affedersiniz, milleti kandırma amaçlı gibi bir şey bu. Zaten ben bu kutuyu o yüzden açmadım. Sadece 3 yıldız olduğumun şerefine ve Gaul'un kutusu çıkarmak için açtım ve bayağı bir çıktı. Hem de o şey için açtıydım, 10. yıl kutusu için. Ben kutuyu onlar için açıyorum. Şu üstteki şey elit kasa denilen şeyde OG dövmesi çıkarmak için uğraşmıyorum. Normal öbür karakterler şeyler falan çıkmak için açıyorum. Yani hiç öyle bir amacım yok. Onu da söyleyeyim. Çünkü çıkmayacağını bildiğim için. Daha bir 5 günlük daha baruttur çıktı. Şimdi çıkanlara bakalım. Çıkanlara bakalım ne çıkmış. Arkadaşlar bu arada şunu bir dakika alalım. Şöyle bir tane envantere atalım. Şunu bir gücünü karşılaştıralım sonra bakalım. Şimdi şu maviye bir gelelim. Ha. Bunun kafa 25. Bunun da kafa 25. Gövde 35. 35. Kol 38. Bacak 30. Kol 38. Bacak 30. Aynı. Yaşam puanı aynı. 50. Şurası neymiş? Ay telefon gibi arkadaşlar. Gene başladı ya. Şöyle kapatayım. Boşver, gereksiz biri zaten. Şimdi şeye bakalım. 10 düşme hasarı var bunun. Yalnız bunun hızı var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yaşam sinsi atak bunda var mı lan? Ha varmış da, aynı şeymiş zaten. 10 zıplama bunda 15 mi atıyor lan? Zıplama yeteneği o arkadaşlar 15'miş. Düşme hasarı 10. Yalnız bunda düşme hasarı diye, ha bunda da 10. Yaşam puanı sinsi atak. Nereye hareketsiz 32. Hız 32. Arkadaşlar bu karakterle aynı gibi. Şunun yavaş 80 yavaş. 35 burada karşı savunma oranı 40. 80 35 40. Bu neymiş? 80 35. Oo, saldırısı 50'ymiş la bunun. Arkadaşlar Barbaros güçlüymüş bundan be. Saldırı hasarı güçlüymüş. Ay anasını satayım. Bir dakika şunu arkadaşlar, bir saniye. Ben bu karakteri sürekli atıp duruyordum arkadaşlar. Bir kere de bununla oynayayım ya. Nasıl bir şey mi? Bu ne lan? Anlarsın arkadaşlar, böyle karakter mi olur? Montumu da giydirmişler sanki kışta kalmış gibi. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar bu karakter yüzde ek ve gelişim puanı veriyormuş. Bu karakter %30 veriyor. Şununla bir oynayayım arkadaşlar. Gerçekten merak ediyorum. Acaba nasıl bir gücü var ki? Yani 10 puan yüksekse bu da tek atıyordur o zaman. Ulan ben bu karakteri sürekli atıp duruyorum envanterden. Böyle gücü olduğunu bilseydim kullanırdım. Arkadaşlar şuradan bir şöyle bir çıkalım bir saniye. Bu kalsın orada. Bunu karakterim ben atıyordum sürekli oynamayacağım diye. Şimdi ne yapalım? Şunu boş verin zaten. Ben bunu kullanmam. Kırmızıda böyle bir karakter kullanmam. Çünkü kırmızıda baruttan, aman ne barut, ateşten başka bir şey kullanmıyorum. Şimdi çıkanlar, evet arkadaşlar bunlar. İşe arayan şeyler atarak gidiyorum. 16 günlük barutumuz varmış. Ateş zaten bir günde şunlar bir dursun. Şunları da bir dönüştürelim arkadaşlar. Aradan kalksın, öne doğru gelsin bu şeyler. Ve kutular da gerçekten bayağı bir geçti yani. Onu da söyleyeyim. Şunu alalım. Bu işime yarayacak. Şunu alalım demiştim. Al hadi bakalım. Envanter dolu dediği anda şutlarız. Envanterden atarız. Şunu da bak. Arkadaşlar gerçekten kullanmayacağım ama boş. Öyle öylesine alıyorum işte. Şunu da alak. Gel bakalım Yıldıray, senin gücünü görelim. Eğer güçsüzsen istersen 500 günlük ol, envanterden atılırsın. Arkadaşlar hani bir şey patron der ya. Aynı o hesaba getirdim. Çantalar dönüştürerek bir arkadaşlar falan bana baksın. Şunu alalım. Gel bakalım hadi sen de. Bir Yıldıray. Yıldıray kaç gün çıkmış onu da hesaplarız. Yalnız şunu bir dönüştür gitsin. Bunları da alalım bu arada ya. Ben niye bunları almıyorum ki? Acaba kutu sıfırdı arkadaşlar. Kaç tane çıkmış bakalım Gaul'ün ve şey. Bunu envantere girince bakacağız zaten inşallah. Şöyle alalım. 90 tane de bundan vardı galiba. Yo 70 tane varmış. Kaç tane olur bilmiyorum. Şunu alalım. Sen de gel. Şu
Leger dövmeleri dursun arkadaşlar. Şu bu kaç tane etmiş? Bunu da merak ediyorum. Şunu alalım. Buradan ne aldı? Şunu dönüştürelim. Şunu dönüştürelim. Şu 3000'ü de dönüştür gitsin. Şunu da boş ver. Arkadaşlar 10 günlük çıkacağı için dönüştürüyorum. Bir 5 günlük daha. Bunlar bu kaç günlük? Tamam bu dursun. Şunu da alalım. Bunu atacağım zaten. Şunu alalım. Arkadaşlar ileri gösterecek. Bundan sonra arkadaşlar ileri gösteriyordum ya şey yaptım. Aldığım için göstermiyorum. Neyse tamam ileri gidelim arkadaşlar. Dönüştürmeyin. Fazla vakit olmasın. Şuradan alacağımız ne var? Bir şey yok. Şu yink yaklar şeyle karıştığı için bir dakika arkadaşlar dönüştürün. Yoksa yanlışlıkla legend dövmelerini dönüştürüyorum. Ha, şunu da kaldır. Tamam hep legend kaldı. Şunu alalım envanterimize. Şunu. Karambit arda arda 3 tane mi çıkmıştı? İyi. Arkadaşlar bıçaktan da en iyi bu yalnız şimdi. Onu da söyleyeyim. Zaten biliyorsunuzdur. Ya abi şu yiğit yak setleri ben geçen arkadaşlar şey yapacağım diye yanlışlıkla dönüştürmüşüm legendleri. Arkadaşlar şöyle tek tek göstererek gidecektim de böyle ala ala gidiyoruz. Zaten görüyorsunuz neler çıktığını. Şöyle dönüştürmeyeceğim şimdi ikinci sayfadan sonra. Alıyorum şimdi direkt envantere işe yarayan şeyleri. Şu silahı da kullanacağımdan değil de işte hiç yani dursun. Belki sniper modunda ben kullanırım. Biri aynısını almış. Yerden elime aldım. Güzel. İyi tarıyor. STR'den bile iyi gibi bir şey gibi bana geldi. Şunu ala. Bu arada arkadaşlar aldıkça yeni şeyler sürekli geliyor. Envantere girecek. Çektikçe yani hiç sayfa bile değiştirmeye gerek kalmadan geliyor. Bu da bir tane geldi gene. 10 etti. Şuna bakın arkadaşlar. Daha 3. sayfa. Şimdi değiştirebiliriz. 3. sayfaya geçelim. Şunu alalım. Ya ben bu karakteri kullanmam da işte aldık gene. Ekipmanı bitmiş miydi acaba süresi ya? Şunu alalım. Şunu da alalım. Ya arkadaşlar bu Wolfram otosunu ben şey için açıyorum. Yani açıyordum daha doğrusu. Şimdi ne için açıyorum diye sorarsanız. Ben bunu arkadaşlar genel olarak kutusu çıksın diye açıyordum. 90.000 GP ama ne GP'si KP veriyordu. Basmıştık hatta hatırlarsanız. Şimdi onu 5000'e düşürmüşler. O yüzden artık Wolfram kutusuyla ilgilenmiyorum. Ama niye açıyorum diye sorarsanız. Ben eşya uzatma süresi çıkartmak için açıyorum arkadaşlar artık Wolfram kutusunu. Gaolin'i açıyorum. Ondan bayağı bir şeyler çıkıyor işe yarar. Yani gal paketine artık Wolfram kutusu gelirse almam. 500 nakide zaten 30 tane koyuyorlardı. 1 artı 20'si var. 2750 var. İşte öyle bir şeydi galiba hatırlıyorsam. Yani gal paketine 500 nakitten 30 tane alırım daha iyi. Adamlar kampanya koyuyorlar oraya. Gerçi dükkandan alan da kazık yiyor bu arada. Haber olsun. Bekleyin arkadaşlar. K paketini bir güncelliyorlar. Aynı arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse şu nasıl desek ki bunu şimdi bakın. Mesela şu bıçak. Çok istediğiniz bir şey. Dükkana 2000 adı 3000 nakitten 2500'e düşürmüşler. Bir artı koyu farz edin. Hemen alıyorsunuz değil mi? Sonra K paketine bir geliyor. 500 nakite 30 günlük. Şimdi aldığına pişman olur musunuz? Olmaz mısınız? Sizce alanı seçtim. Böyle bir yani ben gerçekten bunu ya şu yanlış bastık gene bak. Bir dakika arkadaşlar. Şunu dönüştürüp bir başa gitmemiz lazım. Şunun yüzünden engelliyor. Şöyle şey yok mu lan? Aşağı biraz daha inek. Hatta bir şuraya girek de. Aa, burada da dolar arasını satayım. Ha şöyle boş bir alan gelsin arkadaşlar. En başa döndük. Şunu da dönüştürelim. Geri gidelim hemen. 2 3 4. sayfadaydık. 4 ha. Şuradan tekrardan başlayalım. Arkadaşlar şuraya tıkladığım için odaya giriyormuştu. Yani gıcık bir şey. Bekle tüpürüyor sürekli. O vakit kaybı. Tamam buraları geçelim. Şunu alalım. Ya bak üsttekileri alamıyorum. Şimdi yanlışlıkla odaya tıklamıyor. Gerçi ha, tamama bastıktan sonra oluyor da. Yıldıray süresi de 31 günden kaça çıktı arkadaşlar. Ben
33 günlükse 34 günlük oldu. Tam bakmadım kaç gün yazdığını görmedim. Oha be, 80 günlük buldum. Yani yuh diyorum arkadaşlar, 80 günlük çıkarmışız. Bu kaç günlük etmiş? Bu az çıkmış bakın arkadaşlar. 32 günlük, öbürü çok çıkmış sniper. Zaten sniper işim yani. Taraman olarak legend varken o şeye, onun yıl silahına yer düşmez. 34'ten biraz daha çıktı. Şu kaç etti? 50 etti. Güzel. 50 ettin. Şu karambiti de Allah. Karambit de uzadı ya. Ha gerçi bunda sınır yok arkadaşlar. Karambiti alabiliriz. 364 diye bir sınır var ya, onda kutularda var da. Bu arada 90 100 100 tane de şey çıkardık. Hatta daha çıkmış. Ben şu ana kadar, şu sayfaya kadar hesaplıyorum. Ateş diriliş bir gündü. Şunu da alalım, kaç gün ateş oluyor? 51 gün yani 5. 50 günlükte ateş diriliş çıkarmışız arkadaşlar. 60 etti bu arada bu. Bir günü çıkar. Şimdi arkadaşlar bunu koyarsam 5 daha 61 gün olacak. 60 günlük diriliş çıkarmışız ateşin. Şuna bakın ne tatlı gülümsüyor arkadaşlar. Aynı şeyin pala bıyığı olduğu gibi. Barut'un da Yavuz Sultan'ın pala bıyıkları var ya. Bunun da sakalını biraz büyütse bence iyi olurdu. Tamam, burayı da geçelim. Daha burada da var. 105 tane de bundan çıktı, güzel. Çıkma oranı olabilir şeyin. Eşyalarımız da sözlü. Zaten arkadaşlar başka bir işe yaramaz oldu. İçinden çıkanlar hep silah kutusu 2, öbür şey, hiçbir şeye yaramıyor. Şu an kutu olarak alacağınız şey arkadaşlar, yani açılacak şey özel yama kutusu. Bu 10. yıl kutusu. Efsanevi kasa. Kaolin, Wolfram. Bunları açacaksınız. Gerisi hiçbir halta yaramıyor gerçekten. Eskiden yarardı, şimdi yaramıyor işte. Ah eskilere. Oyun yama, her yamada bir şey oluyor oyuna. İlk geldiğinde şu karakteri güçlü sanıyorduk. Ama gördük gücünü. Normal ateş bile daha güçlü arkadaşlar bu karakter. Ya saldırısını falan bilmem ama kullanması biraz kötü bir şey. Gerçi kullanan alışan kullansın. Ben kullanmıyorum, öyle duruyor. Normalde o yeni gelen ateşin savunması yüksek olacağını arkadaşlar, tam tersi eski ateşin ekipmanıyla birlikte, o da ekipmanla birlikte eski ateşin gücü 2 puan daha yüksek yani. Bunun aslında 2 puan yüksek olması gerekirken ekipmanla onun yüksek oluyor. Saçmalığa bakın. Yani yeni karakter güçlü diye geliyor. Ya bak gerçi bu biraz güçlüymüş, 10. yıldan sonra geldi galiba bu karakter, tam emin değilim de. Ama yeni gelen barut diriliş güçlü derken çok garip hayal kırıklığına bıraktılar bizi. Hele taklası iğrenç arkadaşlar. O yüzden oynamıyorum. Yoksa ben şey kullanacağım. Neydi onun adı? Barut diriliş kullanırım. Kullanmazsa da taklası, topaç taklası. O yüzden kötü. Yani arkadaşlar bu arada envanteri atmayacağım. Şöyle geçelim demirek. Bir eti puf yiyeyim arkadaşlar. Şöyle açtım paketinden. Hop. Şöyle geçelim arkadaşlar. Şöyle geçelim. Ya da geçmeyelim, atalım, vazgeçtim. Şunu alalım. Çünkü niye vazgeçtim arkadaşlar? Şu kutu yüzünden. Bakalım yüzü geçmiş mi? Geçmediyse kendim açacağım. 90 etti. 7 büyük bir ihtimal geçti arkadaşlar. Çünkü 17 sayfa, 3'ünü çıkar. 4, 5, 6, 7. 4 sayfa daha gideceğiz. İleride olması gerekiyor bir 15 tane daha. Geçmiş demek ki. Onunla ilgili bir videoda açarız inşallah. Ya arkadaşlar var ya, şu aslında bunun da sınıra ulaştı şimdi. Şu iş be arkadaşlar, gerçekten 180 tane çıkarabilmişiz. Hatta 205 etti şu an. Yani ay yıldız kasası iyi galim atıyor arkadaşlar. Ve bu arada arkadaşlar bu
Ben bunu dükkandan aldım sanıyorsanız ayıldıklarını sanmayın. Çünkü sınırlı miktarda bir gelmişti ya biliyorsunuz. Oradan aldım. Dükkandan almam yani, kesinlikle almam. Eğer şu 750 nakite düşerse alırım bak, o zaman söyleyeyim. Ama şu an fiyatı 2500 nakit. Yok lan, 2500 kaç paraydı bilmiyorum. Biraz pahalı. O yüzden almıyorum. Ve bu arada şundan birkaç tane daha alırsak olacak. Barbaros 55 günlük etti arkadaşlar bu arada. Ama ne Barbaros'la Yıldıray. Arkada vardı değil mi? Ha yok, almışız tamam. Yıldıray toplam etti. 55 günlük Yıldıray çıkarmış. Onunla bir oynayacağım arkadaşlar. Bakalım 10. yıl mı güçlü, 10 mu güçlü. Ama 10 puan hasar yüksek olduğuna göre güçlü olması gerekiyordur. Onu arkadaşlar gösterişte öyle gözüküyor da oyun içinde olmuyor işte. 10. yıl karakteri tek atıyor. O zaman bu da tek atmak zorunda. Hele bir de 10 saldırısı güçlüyse yani. Onu şimdi birazdan ben videosunu kendim oynayacağım. Ve arkadaşlar bu arada geçmemiş galiba. Aha, Barut'un efsane bir eşya paketi 5 günlük. 3 tane sadece, ha başka bir şey de yok. Şu oldu mu? 350, 360, son 10, 15 tane daha alırsak tamamdır onun işi. Şunu da al. Gel, gelmedi. Bunlar ne yaptı? Uf, karambit de çok uzun geldi arkadaşlar. 100 günlük falan şu 5 günlüğünü alayım mı? 355, 15 günlük şuysa 360. Şimdi son bir tane almamız lazım. İşte arkadaşlar karakter buydu. Kaçıncı sayfadayız? Evet, bitti arkadaşlar. Şu son. Onu en son alacağım. Bakalım geçmiş mi şeyi. Şunlar da Allah. 3 günlük buradan çıkmış. 60 etti. 67 günlük de Yıldıray çıkarmışız. Şunu Allah bakalım. 95, 5 daha 100, 110. Evet arkadaşlar, 110'u geçmiş. Bunu çekiliş videosu olarak atmayacağım arkadaşlar. Bundan sonra belki açarım. Yok pardon, açmam arkadaşlar. O kutuyu açmayacağım. Niye açmayacağım diye sorarsanız, şeyden dolayı, Galun kutusu atıyor o. Çünkü Galun kutusunun süresi de bayağı bir geçti. Değil mi? Bakalım bir. Şunları da bir dönüştürelim. Bir saniye arkadaşlar. İki tanecik kalmış. Artık var zaten. Şunu da çevir. Şunu da çevir. Şu kaç günlük? Beş. Bunu da at gitsin. Bir saniye arkadaşlar. Şurayı bir legend diyeyim. Hemen geliyorum. Yani legend tamamlayacağız arkadaşlar. Arkada var. Bakın geldi, gördüğünüz gibi bir tane daha. Son gelen ne olacak? Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar tamam. O ne lan? Ha, ben de şey yazmış sanırım. Şimdi arkadaşlar şey diyordum, bakın bir dakika. Şu üçünü dolu dediği anda şu üçünü atacağım arkadaşlar. Buradan bu bugün bitmesi lazım. Oyun atacak zaten birazdan ben çıkmazsam. Ha şu çantayı atalım. Şu hiçbir alta yaramayacak. Dönme pençe. Pençe 10 günlük şeyden çıkartıp düşünüyorum. Karaktere gelirsek mavi saçlık. Şey, ateş dirilişten başlayalım. Arkadaşlar 96 günlük ateş dirilişimiz oldu. Yani bir gün vardı 95 günlük çıkarabilmişiz. Mavi de kaç günlüktü unuttum. Mavi de ekte 81 günlük çıkmış. Kaç gündü normalde bilmiyorum. Yıldıray 67 günlük çıkmış. Şunları bilmiyorum. Şuradan ekipmanı da takalım da şey şunu. Bakın arkadaşlar bıyıklara bakın, ne tatlı duruyor. Yeni barutum var mıydı bu arada? Bu ne lan? Arkadaşlar fıstık gibi kahraman. Nerede oğlum bu karakter lan? Hah, geldi sonunda. Bunun bıyığı var mı arkadaşlar? Bu biraz garip, fazla bıyıklı değil. Şunu alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Tamam, bu böyle kalsın. Özele girelim. Kutular bölümünden. Şunu kaldırmam lazım arkadaşlar. Şunu da. 360 tane etmiş. 70 taneden yani. 60 tane sayarsak 290 tane bundan çıkmış. 110. Şunu ha ben şey demiştim de açamayacaktım, pardon arkadaşlar. Aslında arkadaşlar açabiliriz ya, bir dakika, 260 tane mi var bundan? Şimdi 260, 40 daha alırsa ne yapar? 360 tane daha alırsa 90 tane daha alabilir. Acaba açarsak 90 tane atar mı ki? O belli olmaz işte. Neyse aç arkadaşlar, 110 tane var zaten. Açın gitsin boş. Ben zaten şey yaparım. Şunu kendim açıp şey çıkarmaya çalışacağım. Şuraya bir girelim.
Şunu at gitsin. Şundan basarız arkadaşlar en azından süresi azalmasın diye. 60 tane 3 günlük, 31 tane de bundan var. Daha da çıkartabiliriz belki şu otudan. Arkadaşlar şimdilik bu videoyu sonlandırıyorum. Çıkan şeyleri gördük. Bayağı bir güzel şeyler çıktı. O kutuyu da açmam 3 yıldızın şerefineydi. Daha şunlardan çıkar arkadaşlar büyük bir ihtimal bunu açınca ya da bunun içinden çıkan efsanevi kasadan ya bundan çıkacak herhalde belki çıkar belki değil zaten çıkıyor arkadaşlar bunlar çoğalacak gene açmıyorum bunları bir sonraki arkadaşlar cumartesi ya da pazar hediye dağıtım olacak onunla ilgili videoyu da şeyle bununla ilgili çekmeyi düşünüyorum şundan bir kurtulak artık çünkü en sonunda bunu açtığımızda bundan atarsa şey olur. Şu atıyor bakın gördüğünüz gibi. Nerede o? Lan onu atmış onu. Arkadaşlar yalnız bir şey söyleyeyim. Bunun da içeriğini değiştirmişler. Amazon kasası gitmiş. İsim renk değiştirme gelmiş. Öbür lima kasası gitmiş. Mavi ay pençesi gelmiş. Ya abi hay sizin yapacağınız için. Abi böyle var ya şeylik olmaz ya. Değiştirmişler için. Neyse en azından çıkmadı bir daha ne yapalım. Arkadaşlar her şeyi güncelliyorlar. O yüzden açabildiğiniz kutuyu açın benden söylemesi. Şimdi mesela diyelim ki barut dili çıkıyor. Belki de onu güncellerler. O şey olur. Ay yıldız varsa açın. Ben bir sonrakinde şunu açacağım arkadaşlar. Bundan sonra gelir büyük bir ihtimalle da. Ben bunu hazırlayarak rahatlığına kadar. Kanal boş kalmasın diye atıyorum bir yandan da. Sakın altına isim yazmayın hediye istiyorum diye. Bu sadece 3 yıldızın şerefine yazacağım zaten başlarda. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Öbür videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.